hayatımızda bazı yürüdüğümüz yolları ne kadar okusak, ne kadar anlatsalar, ne kadar dinlesek de tam ne yapmamız gerektiğini anlayamıyoruz. Bunları tam olarak anlamamız için Usfe-i olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ağacından oluşan meyveleri bazen tatmak gerekiyor. Onun ağacının en verimli meyvelerinden bir tanesi de onun talebesi Enes bin Malik. Neden önemli bizim için? Çünkü Efendimiz Aleyhisselam'ı adım adım takip etmiş. Ne gördüyse, ne duyduysa hayatına geçirmek için mücadele etmiş. Yaklaşık 100 yıl boyunca yaşamış bir ömür. En son vefatı ve naaşı Irak, Basra'da Basra Kabristanlığında. Enes bin Malik'ten adanmışlığı öğreneceğiz. Gördükten sonra da Yunus kendimize şu soruyu soracağız. Enes bin Malik adanmışsa acaba ben budanmış mıyım diyeceğiz. Eğer onun ağacının dalları, meyveleri, yaprakları bizde görünmüyorsa, tezahür etmiyorsa o zaman bizden adammış değil, budanmış çıkar ortaya. Allah bizi o cihette muhafaza etsin. Enes bin Malik'e bakalım. Oradan da kendimizi bir kıyaslayalım. Babası Malik ibn Nadır. Küfür üzere ölecek ileri süreçte. Annesi, ah ah annesini bilmek zorundayız. Annesi Ümmü Süleym. Annesi Ümmü Süleym tam bir teslimiyet kahramanıdır. Enes'in anne tarafı ile Efendimiz Aleyhisselam'ın anne tarafı bir yerde kesişir. Yani o cihette ne var? Bir akrabalık bağları da var. Bir de amcası var. Adını ondan aldığı amcası. Enes bin Nadır. Enes bin Nadır'ı biz bir yerden hatırlayacağız. Uhud şehitlerinden hatırlayacağız. İbni Kamya Uhud'un hengame döneminde Musab bin Ümeyr'i şehit ettiğinde Musab bin Ümeyr Efendimiz'le Efendimiz'e çok benzediği için insanlar Muhammed öldü, Muhammed öldü diye vaveyla ediyorlardı. Bazılarının ayakları biraz gitmemesi gereken şekilde gidiyordu. Bazısının kılıcı biraz inmemesi gereken şekilde iniyordu. Bazısının dili biraz söylenmemesi gereken şekilde söyleniyordu. Tam o esnada ortaya birisi atıldı. Enes bin Muhammed'in öldüğü dünyada yaşamanın ne önemi var? Vallahi ben Uğud'un ardından cennetin kokusunu duyuyorum diye haykırıp insanları tekrar birlik etti ve kendilerine getirdi. İşte o da Enes bin Maliin amcasıdır. Ve Uhud Harbi hakikaten çok garip bir dönemdi. Hatırlarsanız Hazreti Hamza'yı o mübarek şehidi paramparça etmişlerdi. Ciğerini bile sökmüşlerdi. Sadece Hazreti Hamza'yı yapmadılar. Uhud'da herkese özel garazları vardı. Enes bin Mali'in amcası olan Enes bin Nadr'ı da lime lime doğradılar. Kız kardeşi parmaklarından tanıyabildi. Ve bu şehit benim abimdir diyebildi. Uhud Harbi bizim tahminimizden çok daha kinlerin, planların biriktiği bir harpti. Sadece Hazreti Hamza'yı değil, orada kimi ellerine geçirseler, bizim bildiğimiz takribi 70 şehit sahabe efendimiz vardı. İçlerindeki bütün kini kusmuşlar onların üzerine. Ümmü Süleym Medine'de oğullarından bir sahabi annemiz. İmanı Efendimiz'in hicretinde mi öğreniyor, daha önce mi öğreniyor? Önce bir veya iki diyelim ona da. Neden? Efendimiz'in Mekke dönemi kaç yıl? 13 yıl. Medine dönemi kaç yıl? 10 yıl. Toplam 23 yıl peygamberlik hayatı. Efendimiz Taif'te akrabalarının kışkırttığı çocuklar tarafından taşlandıktan sonra döner dönmez ümitsizliğe kapılmıyor. Medine'den Mekke'ye gelip çadır kuranların sabahlara kadar çadırlarını geziyor. Mina çadırlarını geziyor ve Mina çadırlarında insanlığın kalbinin ömrünün bu noktaya gelmesine çok ciddi bir payı olan bir sahabe efendimizle denk geliyor. Esad ibni Zürare. Bu ismi lütfen unutmayın. Esad ibni Zürare ile yanında birkaç kişi efendimize iman ediyorlar. Bir sonraki yıl biraz daha kalabalık gelerek iman ediyorlar ve ne oluyor? Hicrete hazırlık oluyor. İşte daha efendimiz Medine'ye hicret etmeden Medine'de imanı yayan Esad bin Zürare ve onların istediği Mekkeli bir muallim olan Musab bin Ümeyr. Ümmü Süleym anamızın hocaları bu iki zat oluyor. Daha efendimiz hicret etti mi? Etmedi. Etmedi. Efendimiz hicret etmeden imanı Esad bin Zürare ve Musab bin Ümeyr'in vesilesiyle tanıyan anamız Ümmü Süleym evde çocuklarını anlatmaya başlıyor. O dönem çocuklarının birisi 8-9 yaşında, birisi 11 12 yaşında. Birisi Enes, birisi Bera. Anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Ümmü Süleym anamızın kocası kim? Malik bin Nadır. Evde olay çıkarmaya başlıyor. Sen bu çocukları atalarının dininden döndürürsen ben de sana edeceğimi biliyorum diyor. En son anlaşamıyorlar evi terk ediyor. Evi terk edip hanımı Ümmü Süleym ve iki çocuğunu bırakıp Şam'a doğru giderken daha önce tartıştığı birileri tarafından yolu kesilip orada öldürülüyor. Daha sonra anamız kendisini evlatlarına adıyor. Ama şimdiki gibi ben kendimi evlatlarıma adadım ama sabah namazına kıyamam diyen bazı annelerimizin o cihette hatalarıyla karıştırmayın lütfen. Ahiret için adıyor evlatlarına. Ümmü Süleym'e talipler çıkıyor. Taliplerden bir tanesi Ebu Talha. Ebu Talha Ümmü Süleyman'ımıza talip oluyor ama Ümmü Süleyman'ımız yanaşmıyor. En son ısrar edince edince Ebu Talha ben çocuklarımı kendime hak yolu imana adamışım. Sen inançsız evet. birisin ben bu koşullarda seninle evlenemem. Ama sen dersen ki iman ediyorum. Ben de senden mehir istemiyorum. Mehir olarak senin imanını kabul ediyorum diyor. Ebu Talha iman ediyor. Ve Ümmü Süleyman'ımızla evleniyor. Hayatı boyunca ona da hep omuz olup duruyor. Ümmü Süleyman'ımız çocuklarıyla bir yıl, iki yıl boyunca yani Efendimiz peygamberliğinin 13. yılında hicrete yani Medine'ye gelmeden önce nasıl ilgilenmiş, nasıl eğitmiş? Ümmü Süleyman'ımız bak çocuk namaz kıl demiyor. Bak çocuk sen tesettüre girmen lazım demiyor. Ya oğlum oruç da mı tutmuyorsun demiyor. Yaptığı tek bir şey var. Gönlünde nasıl muhabbet yer etmişse o küçücük sabilere peygamber nasıl sevilir onu öğretiyor. Niye? Çünkü çocuk ancak ve ancak sevdiğine benzeyecektir. Bunu veremeyince, yani sevdiğine benzeme ahlakını veremeyince sen emirlerle bir çocuğu düzeltebileceğini düşünüyor musun? Örnekler etrafımızda ortada. Öyle bir dünya yok. İki yıl boyunca Enes'i nerede yetiştiriyor? Anne mektebinde yetiştiriyor. Emirlerle mi yetiştiriyor? Hayır. Bir peygamber sevgisiyle yetiştiriyor. İki yıl sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cicret ediyor mu? Ediyor. Medine'ye geliyor mu? Geliyor. Herkes karşılıyor. Mescid-i Nebevi yapma mücadelesine girişiyor. Ellerinde hediyelerle geliyor. Ümmü Süleyman'ımız mahcup bir şekilde Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ya Resulallah. Herkes koşturuyor. Herkes bir şey yapma mücadelesinde. Benim sana verecek bir şeyim yok. Ama eğer kabul edersen 10 yaşındaki oğlum Enes'i sana infak etmek istiyorum diyor. Enes 2 yıl anne medresesinde kaldıktan sonra mezun olup nübüvvetin medresesine geçme vakti geliyor. Allah Resulü de hay hay kabul etmez mi? Kime yok demiş ki Allah Resulü kabul ederim diyor. Ümmü Süleyman annemiz ondan dua istiyor. Efendimiz elini açaraktan Ya Rab Enes'in ömrünü bereketli ve uzun kıl diye dua ediyor. Enes bin Malik neden yüz yıl yaşamış? Cevabı ortaya çıktı mı? Çünkü Resulullah'ın duasını almış. Yüz yıl yaşama serüveninde yaklaşık 120 tane torunun çocuğuna kadar görüyor. Kendisi rivayet ediyor. Medine'de bazen yağmur gelmez kuraklık olurdu benim bahçem yine iki kat iki kat vermeye devam ederdi diye. Özel bulut gelip benim bahçemi sulardı diye. Peygamber duası ne demek görüyor musun? E biz bizzat alabilir miyiz? Alamayız. Ama işare olarak alabiliriz. Şunları yapan şöyledir diye işaret ettiği dualara biz girsek ne olacak? Sonuç ortada demek neler olacak? Annesi Enes'i infak etti mi? Etti. Neredeyiz? Medine'deyiz. Kaç yaşında Enes bin Malik? 10 yaşında. Enes bin Malik bir çocuk değil mi? Hatta ileride belli başlı zorluklar da yaşayacak. 12 yaşında Bedir'e gidecek, 13 yaşında Uhud'a gidecek ve gördüğü her şeyi ne yapacak? Kaydedecek. İşte o Enes daha 10 yaşındayken Resulullah'ın duasını aldıktan sonra bir çocuk olmasına rağmen ben sokaklarda gezip evimin önünden geçerken kalbim meyletmesin diye dönüp evime bakmıyordum diye biliyor işte. Nasıl bir hassasiyet? 10 yaşında Sahabe efendimiz daha. Annesi Ümmü Süleym onu televizyon karşısından kaldırıp hadi bu medreseye git de oku demedi. İki yıl boyunca Resulullah'ın muhabbetini o kadar güzel verdi ki Resulullah'la denk gelir gelmez bir kilit anahtar ilişkisi gibi o uyumu anında sağladı ve yapması gereken önemli vazifeleri hissederekten hissi kablel vuku ile evimin önünden geçerken dönüp bakmıyordum ki gönlüm meyletmesin diye bu bilinci yakaladı. O bilinci yakalamadaki en birinci muallim kim çıktı? Annesi Ümmü Süleym çıktı. Demek ki işler patladıktan sonra ebeveynler medreseye getirip ya bu çocuk beter oldu bu çocuk şöyle oldu bu çocuk böyle ha, öyle de getir baş tacı getir nasıl getirirsen getir. İçki içip geldi ona da sarmaş dolaş sarıldık. Eve gitsen hanım dese rakı masasından mı kalktın izah edemeyeceksin. Ama ümmü Süleyman'ımız gibi getirmek varken Çocuk o kadar kaza yaptıktan sonra getirmen seni ahirette mesul eder mi etmez mi? Bir de getirmeyenler var. Onları nereye koyacaksın? Bir de hazır medresedeki çocuğu söküp almaya çalışanlar var. Ve bunlar namazlı oruçlu adamlar. Onları nereye koyacaksın? Ben koyacak yer bulamadım. Hadiste işte de öyle geçiyor ya. Herkes fıtrat üzere doğar diye geçiyor. Ne oluyor o zaman fıtrat üzere doğmak? Fıtrat otomatikman İslam'ın doğrularıyla örtüşen bir şey zaten. Yani sen fıtrat üzere doğan bir çocuğu bıraktığında o çocuk hiçbir bozulma yaşamadan İslam'ı bulacaktır zaten. O zaman bir anneye bir babaya düşen ne oluyor? Sen fıtrat üzere doğan bir çocuğu bozma yeter. Ne yapıyor? Onun kalbindeki belki bozulmadan Rabbini bulacak olan latifeleri hasara, zedeye uğratmış oluyorlar. Bir gün Efendimiz Enes'i bir işe gönderiyor. Enes o zamanlar 10-12 yaşında. Enes de yolda giderken bir bakıyor çocuklar mescitte oyun oynuyorlar. Oturuyor çocukları izliyor. Efendimiz geliyor, Enes'e şöyle bir dokunuyor, Enes böyle yapıyor. Şöyle bir dokunuyor, böyle yapıyor. Enes o şöyle ensesinden tutuyor. Enes de elini çek kabilinden tam tutarca Hadi eli bir tutuyor. <laughs> ha diyor Resulullah'ın eli. Anlıyor da. Ey ne istiyor. Dediğim işi yaptın mı diyor. "Enis Malik hemen yapıyorum" diye uçuyor. Gidiyor, işi yapıyor, hemen Resulullah'ın huzuruna geliyor. Daha sonra Resulullah bir şey demiyor ona. Ama ne yapıyor? Ona işi öğretmiş, ona işi göstermiş oluyor. Her kademesinde dahil olmak üzere. Bazen Efendimiz Aleyhisselam'ın hanımları, Enes böyle her söylenen işi tam yapmıyor. Onların kabiliyle yani. Efendimiz'e böyle birebir ittibası var ama etrafa tam böyle birebir yok. Efendimiz hanımları da bazen hafif kızıyor. Efendimiz diyor ya ne kızıyorsunuz Enes'ciye diyor ya. Ya Resulallah böyle böyle söylüyoruz Enes yapmıyor diyorlar ya. Ya Allah onun kaderinde yazsa o yapar da ellemeyin Enes'i. Ya Allah Allah valla. Enes bin Malik'in adanmışlıkla birlikte başka bir kısım özellikleri daha var. O özelliklerin birisi de namazı. Enes'in böyle derin derin namaz kılmasının sebebi Resulullah'ın öyle kılması. Ne oldu burada? Baştaki nasılsa bir diğeri de aynı o şekilde namaz kılmış oluyor. Ondan öğreniyor. 100 yıl yaşayan Enes bin Malik kaç yıl Hazreti Ebubekir'in yanında bulunuyor? 2,5 yıl. Kaç yıl Hazreti Ömer'in yanında? On buçuk yıl. Kaç yıl Hazreti Osman'ın yanında? On iki yıl. Kaç yıl Hazreti Ali'nin yanında? Beş yılda Hazreti Ali'nin yanında yani toplam otuz yıl boyunca onların yanında ve birçok Emevi halifesinin de yanında bulunuyor. Canlı bir tarih oluyor. Zaten Bedir'deyken on iki yaşında. Uhud'dayken on üç yaşında yanından ayrılmıyor. Normalde Efendimiz on beş yaşında küçük hiç kimseyi cihata götürmez. Ama Enes'i neden götürüyor? Enes'i haşa böyle tabiri caizse, uygunsa diye söyleyeyim bir kamera gibi götürüyor adeta. Ey Enes gel buralarda olan işlere onları iyice gör, müşahede et. İleride senin anlatacağın çoklar olacak bunları diyor. Hakikaten de ömrünün uzun ve bereketli olacağını bilen Efendimiz daha 10 yaşlarından, 12 yaşlarından, 13 yaşlarından Enes'i 100 yaşına kadar hazırlıyor. Hayatınızda böyle muallim gördünüz mü? 10 yaşında birinin gözüne bakıp 100 yaşına hazırlayan Efendimiz muazzam biri. Hz. Ebubekir'in iki buçuk yıl hilafetinde Enes bin Mali'yi Bahreyn'e bir rivayete göre zekat memuru, bir rivayete göre vali. Hz. Ömer de o da vali olarak atıyor ama işin ilginç yanı vali olarak atandı dediğim yaşlar 20, 21, 22 yaşlar. <laughs> çok ilginç değil mi? Efendimiz Aleyhisselam'ın tedris altından geçen insanların, o akrebiyete masar olan insanların, o huzur nebevide adeta bir iksir içmiş gibi o meseleyi onun nazarlarını alan insanların nasıl hızlı bir şekilde yükselişini, terakkisini şahit oluyoruz burada. Enes bin Malik Müksirün'den. Ne oluyor Müksirün? En çok hadis rivayet eden 7 tane sahabe efendimiz var. Enes bin Malik orada kaçıncı sıraya alıyor? Üçüncü sıraya diyor. Birinci sırada Ebu Hureyre var. 5.374 hadisle. İkinci sırada kim olur? Abdullah İbni Ömer var. Kim oluyor o? Hazreti Ömer'in oğlu oluyor. 2.630 hadis ile. Üçüncü sırada da kim var? Enes bin Malik var. 2.286 hadisle. Ayşe validemizin kaçta rivayet ettiği hadis? 2.210 hadiste Ayşe annemizdi. Enes bin Malik vefat edince nasıl ağlıyorlar arkasından? Gitti İlmimin, bildiğimin yarısı gitti diye ağlıyorlar. Neden bu kadar hadis rivayet ederse ancak onun vefatından insan ilim öldü diye ağlar tabii ki de. Enes bin Malik Kerbela'yı bile gören bir sahabe efendimiz. İmam Hüseyin'in mübarek başı Şam'da o Yezi'din sarayına getirildiğinde bu olaylara birebir şahit olan birkaç kişiden bir tanesi de Enes bin Malik. Basra'da Ubeydullah bin Ziyad İmam Hüseyin'in şehit olan başıyla şöyle elindeki kılıçla veyahut kırbaçla şöyle oynarken ne yapıyorsun? Çek ellerini ondan. Ben Resulullah'ın o başı yüzlerce defa öptüğünü şahit olmuşum diye çıkışıp hakkı hakikati savunmaya çalışıyor Enes bin Malik. Yaşadığı başka bir dönem nedir Enes bin Malik'in? Haccaç. Ne demek haccaç? Çok hacca giden hacı demek. Haccacı zalim ne demek? Çok hacca giden zalim insan demek. Haccacı zalim kimdir? O dönemin firavunlarından bir tanesidir. Zaten onun işi gücü en çok sahabelerle uğraşmak olduğu için Haccacı Zalim'in Uğraştığı sahabelerin başında gelenlerden birisi de Enes bin Malik oluyor. Üç kişiyi damgalatıyor. İkisini boynundan damgalatıyor. Birisini elinden damgalatıyor. Boynundan damgalatıp bak buna dikkat edin bunda bir problem var sakının bu adamdan kendinizi dediği adamların bir tanesi Enes bin Malik. Elinden damgalatıp sakının dikkat edin buna dediklerinden birisi kim biliyor musunuz? Cabir bin Abdullah hatırlar mısınız? En çok hadis rivayet edenlerden bir tanesi ve neydi özelliği? Bir gün Hendek Savaşı'nda Resulullah taşa vurarken şu kaburgasını görüyor, zayıflığını görüyor, üzülüyor. Eve koşuyor hanımına hemen hanım hanım ne var evde ne var? Bey şu kadar buğday var, şu kadar et var, şöyle ufak bir... hemen hazırla hemen Resulullah aç hemen pişir bunları deyince gidiyor Resulullah diyor ki ya Resulullah böyle böyle benim evime gel yemek ye. Resulullah Aleyhisselam ne diyor? Biz o zaman birkaç yüz kişi akşam sizin evdeyiz deyince hanımına koşuyor. Hanım hanım. Hanım diyor ne oldu ya Cabir? Ben Resulullah'ı davet ettim ama Resulullah ben 200 kişiyle yemeğe geleceğim dedi. Hanımı demek ki nasıl bir kahraman, nasıl bir dirayet sahibiyse o 200 kişiyi sen mi davet ettin yoksa Resulullah biz 200 kişi mi geleceğiz dedi deyince Cabir bin Abdullah Resulullah öyle söyledi diyor. Resulullah dediyse problem yok diyor ve yemeğini yapmaya devam ediyor. Daha sonra o bir kap yemek ne olacak? Teberrüken binler kap olacak. Cabir bin Abdullah o Cabir bin Abdullah yani. Onu elinden damgalatıyor haccaç. Haccaç gibilerin işi budur yani. Onlar böyle işte, icraatte, koşturmada tarihi anlatacak, tarihi yansıtacak insanların sürekli altına oymakla meşguldürler. Hatta Enes Malik'le bu haccacı en çok uğraştığı olaylardan bir tanesi, sen Osman'ın katillerinin karşısında durmadın diye bir meseleden dolayı ulaşıyor. Halbuki Hz. Osman'ın şehadetinde ve o olayların kızışmasında, yükselmesinde Hacer-i Zalim'in de parmağı o süreçlerde mevcut. Yani ne oluyor böyleleri o zaman? Kundakçı da kendisi oluyor. Alevi çıkaran, yangını çıkaran da kendisi oluyor. İtfaiyeci de kendisi oluyor. Bak onlara en çok ben şey yaparım diye. Nerede mazlum var? O mazlumlara kıyıyorlar önce. Kıydıktan sonra ne yapıyorlar? O mazlumların üzerinden başka kahramanlık politikaları üretiyorlar. Hacca cezalımda Enes bin Malik aynı bu şekilde yapıyor. Enes bin Malik artık bir süre sonra dayanamıyor ve devrin halifesi Abdülmelik bin Mervan'a mektup yazıyor. Durum böyle böyledir ben sıkıntıdayım diye. Hatta Hazreti Osman'ın olayını söylüyordu ya sen Hazreti Osman'ın katiller arkasında durmadın diye Enes bin Malik mallarına da el koyuyor. Devrin halifesine yazınca mallarını geri iade ediyor ve Enes bin Malik'le uğraşmaktan vazgeçiyor. Yine Enes maliye karşı Kur'an yeter modeli o dönemlerde de var. Enes bin Malik en çok biliyorsunuz hadis rivayet edenlerden birisi. Sen bu hadisi nerede duydun diye Enes bin Malik'i sürekli yoranlar var. Kimden duydun? Hangi ağızdan duydun falan diye. Enes bin Malik onlara sürekli ben bu hadisleri ya bizzat Resulullah'tan duydum ya da ondan duyandan duydum diye. Hadisin inceliğine göre aynı dönemde yaşayan sahabeler birbirinden de duysa o hadisleri ulaştırmaları, rivayet etmeleri caizdir, uygundur, problem yoktur. Şimdi değil mi bunu yine bilmeyen insanlar neler neler karıştırmaya çalışıyorlar. O dönemlerde de olmuş aynı şey. Enes bin bin Malik, Resulullah'ın en gözde talebesi, ümmetinde en güzel muallimlerinden bir tanesi. Peki kimler geçmiş onun tedrisatından? Hasan-ı Basri geçmiş. Ömer bin Abdülaziz geçmiş. Enes bin Malik, o 10 yaşında nübüvvetle tanışan genç, ne diyor biliyor musun? 10 yaşımdan 70 yaşıma kadar rüyamda Resulullah'ı görmediğim bir gecem olmadı diyor. Neden böyle oldu? Bakalım. Rüya dediğin nedir biliyor musun? Gündüz yaşadığının gece ikramına rüya denir. Biz gündüz ne yaşıyoruz, ne okuyoruz, neyden hayal kuruyoruz ki biz gece ne göreceğiz? Gündüz bir süvari gibi olacaksın ki gece rüyalarda zahit gibi şeyler görebilirsin. Demek gündüz neysen gece rüyanda otur. Rüyada gördüğün karmaşalar ne oluyor o zaman Ömer? Senin istikametindeki bozukluklar oluyor. O kadar çok istedim ki diyor onun huzuruna çıkıp Ya Resulallah senin küçük hizmetçin geldi demeyi diyor. O kadar erken ayrılmış ki 10 yıl sonra 20 yaşında ayrılıyor. Hasret çekiyor o kadar isterdim diyor. Biz niye Enes gibi kardeşler bulamıyoruz? Enes bin Malik gibi talebeler yetiştiremiyoruz. Enes bin Malik gibi değerleri insanlığa katamıyoruz. Biraz da bunların sebeplerine bakarsak. Bizler söz ehliyiz ama hal ehli değiliz. Bu asırda kulaklar doydu, gözler aç. İnsanlar artık görerek bir şeyleri anlamak hissetmek istiyor ve hal ehli için o kadar güzel bir sünnetullah var ki hal ile halledilmeyen hiçbir mesele yoktur. Peki halde bize en çok bakan gözler neye bakacaklar? Merhamete bakacaklar merhamete. Acaba gerçekten Allah rızası için anam gibi şefkatle bağrına basacak kardeşler var mı? Sevgiyi bıkana kadar hala insanlığa sunabilecek kardeşler var mı? Bir gün Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Mescid-i Nebevi'nin yakınında otururken bir bedevi gelir. Mescid-i Nebevi'nin yanında küçük abdest bozar. Hayal edin bir camide oturuyorsunuz, çay içiyorsunuz. Biri gelip orada küçük abdest bozuyor. Şimdi ne yapardık? Biz atlardık. Sahabe efendilerimiz de öyle sinirlenmiş. Resulullah Aleyhisselam da durun işini bitirsin diye bekletmiş. Adamı huzuruna çarptırıyor. Ey filan kes mescitler Allah'ın evidir bir daha böyle yapma tamam mı diyor. Adam da diyor ki tamam ben bir daha böyle yapmam diyor. Abdest alıyor. Mescide gidiyor, ellerini açıp dua ediyor. Ya Rabbi sen bu meclisten sadece bana ve Hazreti Muhammed'e merhamet et diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki ey filan kes. Duanı neden böyle dar tutuyorsun diyor. Bana tek merhamet gösteren sen olduğun için diyor. Enes'in bir üvey kardeşi var. Üvey diyorsam kimden? Ebu Talha'dan. Üvey kardeşinin adı Ebu Umeyr. Ebu Umeyr'in bir tane kuşu var. Resulullah diyor ki, kuşun ne güzel diyor, onun adı diyor, Nugayr olsun diyor. Kuşa isim koyuyor Resulullah. Eşyaya isim koyma kimden? Ebu'l Beşer, Adem babamızdan. Resulullah da koyuyor işte. Kuşun ne güzelmiş diyor, adı diyor Nugayr olsun diyor. Daha sonra o çocuğu her gölünde diyor ki Nugayr ne yapıyor? Nugayr iyi mi diyor? Resulullah ne yapıyor? Çocukla kuş üzerinden iletişim kuruyor. Burada mesaj almıyor muyuz? Bir arkadaşın geçen ay hastalığı mı vardı? Hastalığı nasıl oldu? Bak bu kadar. Bir arkadaş yeni tişört mü aldı? Tişörtün de güzel olmuş. Bak bu kadar muhabbet. Bir arkadaşla 3 ay önce yemek mi yediniz? Ya o kuru fasulye de ne güzeldi. Bak bu kadar muhabbet. Daha sonra bir gün o kuş ölüyor. Çocuğu hüzünlü bir şekilde görüyor. Efendimiz Aleyhisselam çocuğu yanına gidiyor ve bu çocuğu teselli ediyor teselli. Bir rivayete göre baş sağlığına gitmiş Efendimiz o çocuğa. Bir çocuğa bu şefkat bu merhamet nasıl ya? O yüzden dışarıdan teorik olarak bu meseleler anlatıldığında Efendimizin sürekli böyle gelin 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 deyip yanında ordular oluştuğu zannediliyor. Tam zıttı. Sahabe efendilerimiz bir saniye onun bu merhametinden ayrılmak istemiyor, istemiyor. En son ayet iniyor ya. Kendi anne bırakın yanından ayrılın diye ayet iniyor ya. Bırakmak istemiyorlar. Nasıl bir tat, nasıl bir koku var? Allah Resulü işleri yetiştirmek için her adım aceleli sadece mescid-i nebeviye namaz vakti giderken sakin sakin yürüyor ki sahabe onu görsün gözleri onunla rızıklansın diye ya. Sahabe efendilerimiz Medine'de tarla, ticaret vesaire işlere gittiğinde işler onları darlıyor. Hemen işim bitsin devredeyim de Resulullah'ı biraz daha göreyim. Acaba bir konu kaçırdım mı diyorlar. Böyle bir insanlık 1400 yıl boyunca böyle gönüller zorla yetiştirilebilir mi ya? Bir çocuğa bu merhameti sergiliyor. İşin ince kısmı ne biliyor musunuz? Tabii ki de o içinden gele gele yapıyor. Bizlerinki taklitte kalıyor. Onunki hal meselesi bizimki kal meselesinde kalıyor. Efendimiz... Enes bin Mali'ye Üneys diyor. Üneys. Yani ne demek? Enescik diyor. Ey Üneys ne yapıyorsun bugün diye. Bir lakabı daha var Enes'in. Ey iki kulaklı diyor. Her duyduğunu o kadar çok zihnine kazıyor ki onu nazara veriyor Efendimiz Aleyhisselam. Şimdi biz bazen bazı sahabe efendilerimizin bazı özelliklerini nazara veriyoruz. Mesela sadakat. Aslında sadakat her sahabe Efendimiz'de var ama Hz. Ebu Bekir Efendimiz'de biraz farklı var. Adalet her Efendimiz'de var ama Hz. Ömer Efendimiz'de biraz farklı var. Haya, utanma o duygular her sahabe Efendimiz'de var ama Hz. Osman'da biraz farklı var. Peki Hazreti Enes'te farklı olan durum nedir? Adanmışlık. Annesi gibi 10 yaşında Ümmü Süleymanımız onu nasıl infak ettiyse o da 10 yaşından 100 yaşına kadar kendisini adamış birisi. Bizim bu meselelerde en çok nazar almamız gereken başta nefsimiz. Boşver Bunu ay ne güzelmiş, şöyle güzelmiş, yarın da ben anladım. Bunları düşünme, bunları düşün. Biz kendimizi düşünelim. Gerçekten Resulullah'ın altından çıktıktan sonra böyle bir adammış hayata biz de nail olabilir miyiz? Yoksa bizim hayatlarımız dalını, meyvesini, yaprağını sürekli kese 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 ay buyum eksik, ay buyum kusurlu, buyum da böyle olsun, aman bunun da eksik olsun diye diye kırpa kırpa budanmış bir hayat mı olacak? Enes bin hayatı gibi işler İslama gönül vermekle olmaz. Ancak feda edilen hayatlarla olur. Fena et, feda et, ta beka bulsun. Bazıları anlamıyorlar yani. Sizlerin içinde bazılarını görüyorlar. Ya bu saate kadar evine gitsene diyor. Annen üzülmez mi diyor? Çocuğunu alamaz mı arkandan diyor? E bunlar kasından çocuğu alamasa arkadan gelen neslin arkasından ana sağlayacak. Onların anası ağlayacağına biraz buradakilerin ağlayacak. İleridekiler çocuklarıyla İslam'a dair Ümmü Süleym ve Enes bin Malik, Bera bin Malik gibi anılar yaşayabilsin diye buradakiler biraz çocuklarından fedakarlık edecek. Çok mu? Yani bugün maddi bir cihat olsa hanım çocuk pikniğe mi gideceksiniz? Yok. Allahu alem belki yıllarca birbirinizi göremeyeceksiniz. Birinci cenab böyle öyle olmamış mı? Çanakkale öyle olmamış mı? Manevi bir cihat yok mu? Maddi cihattan daha kuvvetli, daha çetin manevi bir cihat yok mu? Var. E varsın da zaten her akşam, her sabah görüyorsun. Biraz da eksik görmüş ol. Ne olacak? Adanmışlık bu fedakarlıklara bakıyor. Bir insanın bir meseleyi çok güzel izah etmesi o meseleyi anladığının alameti değildir. Bir insanın bir meseleyi anladığının alameti yaptığı fedakarlıkla doğru orantılıdır. Konuşalım konuşalım hayatın hiç değişmesin. Konuşalım konuşalım namazların hiç derinleşmesin. Sizin böyle bir talebeniz olsa, bütün çarpım tablosu önünüzde ama iki kere iki dörtte kalmışsınız. Çocuk da sürekli hocam ben anladım vallahi anladım diyor. İnanmazsın ameline bakarsın. İş sadece güzel konuşmalarda değil halde amelde. Aksiyonda pratikte. Allah onları da bize nasip etsin. Zira bizim örnek aldıklarımızda tarihin ilk adamışlarından birisi de kimdir? Habil'dir. Kardeşi Kabil o kadar tehdit ediyor, o kadar ona ediyor, ama hakikati anlatmak için mücadele ediyor ve ben sana el kaldırmayacağım, zalimlerden olmayacağım diyor. Bir fedakarlık sembolü oluyor, bir adammış daha oluyor. Birkaç soru sorup devam edelim. Gerçekten çocuğumuzla ilişkimiz Allah'tan çok kopuk. Bunu başta kabul etmemiz gerekiyor. Yani biz nasıl seviyoruz biliyor musunuz? Ebu Talip Resulullah'ı nasıl sevmiş? Zatı için sevmiş. Onun peygamberlik bağını sevmiş mi? Hayır sevmemiş. Zatına muhabbet etmiş ve yanında en çok duranlardan birisi olmuş ama akıbeti ne olmuş? Maalesef cehennem olmuş. Bizler çocuklarımızı nasıl seviyoruz? Çoğumuza bakalım. Ebu Talib'in Resulullah'ı sevgisi mi seviyoruz. Çocuğun zatını seviyorsun, tatlılığını seviyorsun, şirinliğini seviyorsun ama o bağı Allah'a intisap etmiyorsun. Biz buna ne diyoruz? Manayı harf, manayı isim diyoruz. İhsan benim evladım olsun. İhsan benim evladım olsa ben İhsan'ın üzerinden hayatımı şekillendirsem, bir iki de namaz, oruç, zekat falan ekledim. Ama hep İhsan'ın zatıyla alakadarım. Manayı cisim muhabbetiyle bir sevda oldu. Ahirette hiçbir işime yaramadı. Ama ben İhsan'ı Allah namına sevdim, Allah namına güzel bir kul olsun istedim, Allah namına abd olsun istedim, manayı harf kabilinden sevdim ve bu bana ahirette karı olarak dönecek. Bizler çocuklarımızı Allah için sevsek namazına, niyazına, Kur'an'ı ezberledikten sonraki mevlüdümüze dikkat ettiğimiz gibi 16-17 yaşında zinaya, çıkiye bulaştığında da aynı üzüntüye dikkat etmiş oluruz. Ümmü Süleym gibi evlatlarımızı Allah yoluna adayabiliyor muyuz? Adayamıyoruz. Pırlanta gibi çocuk geliyor bazen buraya. Çölden gül çıkıyor. Güya bu işleri bildiğini iddia eden anası babası kafasında bir hayal kurmuş. Şu işi yapacak, şunla evlenecek. Sonra arabada yaylaya gideceğiz, pazarları kahvaltı yapacağız. Çocuğun derdi başkaları için ben gece uykusuz kalırım, dünya lezzetlerim yok. Bunların şu an kalbimde yeri yok. Çocuk buyken Ümmü Süleym annemiz, Enes bin Mali'ye Allah Resulüne infak ederken o anne babalar hazır ellerinde olan infak edilmişleri bozup akitlerinden dönüp onları geri almaya ve dünyayı adamaya çalışıyoruz. Dünya için koşturan bilsin ki dünyayı yakalayamayacaktır. Hadisler rivayet ediyor. Bunu sormak zorundayız. Biz Ümmü Süleym annemiz gibi bir anne baba mıyız? Bir kocasıyla bu cihetten ayrılıyor, öteki kocasıyla da kavuşmasının mehrini şartını sadece iman koyuyor. Şimdi gerçi şu koltuk takımları muhabbetleri bitse ona da sıra gelir belki. Pazar kahvaltısını nasıl süsleyeceğim muhabbetleri bitse Birbirimizi kahvaltılara daha çok davet edip daha çok uhuvvetimizi pekiştirmemiz gerekecek. İnşallah bir gün. Bu adama menfaatim var onunla daha çok görüşeyim. Muhabbetleri bitse bu adamda Allah'ın rızası var onunla daha çok görüşeyim meselesi gelecek. Ümmü Süleym olsa evladını çocukluktan hazırlasa başka yapması gereken hiçbir şey yok. Hazırı bozuyorlar hazırı ya. Bir oğlunun haram ilişkisi var dönüp laf etmiyor. Öteki çocuk namaz kılıyor onunla uğraşıyor ya. Böyle bir şuur tutulması olur mu arkadaş? Böyle bir akıl tutulması olur mu arkadaş? Zina eden, pavyona giden çocuğuna normal gözle bakıyor. Evde kibarlık yapan, zerafet gösterip kitap okuyan çocuğuna anormal gözle bakıyor ya. Bu nasıl bir şuursuzluktur ya? Kur'an'da anne baba hakkı diyor ama. Ya bütün Kur'an'ı biliyor sanki. Onun önünde Allah'ın hakkı, ondan sonra Resulullah'ın hakkı var. Onları nereye koydun? Sanki Kur'an'ın tamamı anne baba hakkından bahsediyor değil mi? Tamam. O anne babaya ahiret yok mu? Biz alışmışız ne güzel. Gençler çok bozuldu ya. Şu çocukların bozukluğuna bak. Eğri ağacın doğru gölgesi olur mu? Sen nesin? Kaç yaşına kadar nelerde koşturdun? Yaylada bir bahçe tutturmuşsun. Sabah akşam orada sanki o bahçe cennet bahçesi. Ömrün orada geçmiş. Ne Allah yolunda bir şey var, ne koşturma var, ne muhabbet var. Hiçbir şey yok. Niye geldin ki dünyaya? Yaylada ölümü beklemek diye dünya imtihanı olur mu ya? Ümmü Süleym'den biz ders almamız gerekiyor ya. Böyle bir anne gördünüz mü ya? Resulullah'ı görmeden ona hazırlık yapmak ne demek ya? Oğlu... Enes bin Malik Resulullah'ın en gözde talebesi, ümmetin en gözde muallimi oluyor. Bu arada biz şu an Enes bin Mali'yi anlatmıyoruz Sinan. Bir talebe övülerek onun hocası anlatılır. Biz Resulullah'ı anlatıyoruz aslında. Biz o talebenin böyle hayretimizi celbedecek meselelerini anlataraktan onun muallimini nazara veriyoruz, Resulullah'ı nazara veriyoruz yine. Biz Enes bin Malik'ten şunu çok net anladık. Çocuklar senin emirlerini dinlemez. Resulullah'ın sevgisi kalbe konulduğunda onu rol model alacak. O zaman gittik eve ebeveyniz. Ben diyorum ki Ecmel Vera namaz kıl, Ecmel Vera kitap oku. Yapar mı Ecmel Vera bunu? Hayır. Annesiyle ben aramızda ne konuşuyorsak onu yapacak Ecmel Vera. Bir yere giderken evde namazlar kılındıktan sonra uzun tesbihatı biz aramızda yapıyorsak o çocuk da orada yapacak. Ecmel Vera'nın videosunu attı annesi geçen. Kendi çapında bir sabah namazı kılıyor. Hem iki rekat olduğundan anladım hem de secdeye giderken yattı. Oradan anladım. Ve bildiğin çocuk böyle yapıyor. Oturuyor, uzanıyor. Daha bir buçuk yaşında çocuk. Nasıl yapıyor bu oyunu? İşte anne de onu görünce onu yapıyor. Başka şey görse de onu yapacak. Demek ki çocuklar bizim sözlerimizle yetişmeyecek. Bizim hal hareket tavırlarımızda ve anne baba arasında ne konuşuyorsa çocuklar onunla yetişecek. Çocuğum üniversiteyi kazanmazsa ölür. Bak kaç tane genç kardeş ne yapıyor? Kendisine zarar veriyor bu cihetten. Kaç tanesinin psikolojisi nasıl? Alt üst durumda. Peki sizlere soruyorum. Burada üniversite okumayan kardeşimiz yok neredeyse. Burada birçoğumuz da üniversiteyi bitirmiş durumdayız. Ne oldu bitirdi? Ne değişti? Okuyalım yani. Çok güzel. Verimli olan ama ahiretle kıyasladığında ne yani? Üniversite ne? Diploma ne? Ümmete faydalı ol. Etrafına faydalı ol. vatanını milletini kalkınmasına bir numaralı fayda sende olsun. Ama Enes bir malik olmak. Darül Erkam'dan yetişmek. Sufa meclisi yetişmek. Bunların kıymetini verebilir mi bir diploma? Ümmü Süleym. Enes bin Mali'yi adak olarak adarken hangi cümleyi söyledi? Ya Resulallah, eğer kabul edersen Enes bin Mali'yi sana infak ediyorum dedi. Nasıl bir tevazudur bu? İçinde ne var? Kabul olur mu endişesi var. Bizde ne var? Medreseye girdik mi girdik. Adım attık mı attık. Bizim şey işimiz bitti garanti var. Neden kaybediyoruz anlıyor musun? Ümmü Süleyman annemizde sürekli bir akıbet endişesi var. Sürekli. İçinden de eminim diyordur ki ya Rab kabul edersen. Ya Rab kabul oldu mu? Sürekli akıbet endişesi var. Akıbetinden endişe etmeyenin akıbetinden endişe edilir. Bizde o imkanı var mı ya? Onda akıbet endişesi var, bizde garanti hissi var. Miras yeticilik var. Oturuyoruz yani bir şey konuşacağız. Yaptığımız işlerle ilgili ya şu işi şöyle düzeltelim. Onda bile o kadar garanti var ki. Artık herkes pan panter, akrep, herkes sıçrıyor. O öyle olur mu, bu böyle olur mu, benim kurulu düzenim var, elleme, karışma etme. Garantisi de oturmuş içimize, öyle gidiyoruz. Allah muhafaza buyursun. Bizim bu medresede olmamız, yani Enes bin Malik nasıl Suffa'nın bir talebesiydi, bedeni oradaydı. Bizim de bedenimizin bu medresede olması Enes gibi olduğumuz anlamına gelmez. Ruhumuzun, kalbimizin, meylimizin, dikkatimizin de burada olması lazım. Peki burada olduğunu nasıl anlayacaksın? Bazen Enes gibi evin önünden geçerken dönüp bakmayacaksın. O burada olduğunun göstergesi olur. Diyeceksin ki yetişmem gereken işler var. Yapmam gereken işler var. Bu sözleri duyması gereken insanlar var. Bölmem gereken bir gece var ıslatmam gereken bir secde var. Bazen bir dönüp eve meyil ettiğinde Allah o bütün manayı alıyor. Maalesef bu kadar. Demek bedenen medresede olmak bir şey ifade etmiyor. Bir insan bedenen 20 yıl hastanede olabilir ama bir dikiş atmayı bile bilmez. Çünkü orada bir kantincidir, başka bir vazife yapıyordur. Bedenen hastanede olması manen ve ilmen şifayı da bilmesi anlamına gelmiyor. Bedenen medresede olması medresedeki bütün ahkamı bildiği anlamına gelmiyor, bütün manayı anladığı anlamına gelmiyor. Enes olmak istersek bize düşen bir olay daha var. Rivayetten riayete geçmek zorundayız. Ne demek bu? Enes Mali'yi okudum. Resulullah'ın o merhametini okudum. Hani oradan bir şey benzetip bende bu yok diyebilmek bile bana büyük bir şey gibi geliyor. O kadar trilyon tane eksiğimiz var ki hepsi ortaya çıkıyor. Bugün ne kadar çok değil mi Resulullah'ı anlatan? Ne kadar az değil mi Resulullah'ı yaşayan? Demek bir şeylerin artık yer değiştirmesi lazım. Enes bin Mali'nin tam ölümü zamanlarında etrafına toplanıyorlar. Biliyorsunuz kalabalıkta bir ailesi var zaten. Ya yine seni bir doktora gösterelim diyorlar. E beni zaten doktor hasta etti ya diyor. <laughs> doktor olan Şifayı veren Şafi zaten beni hasta eden aynı Şafi diyor. Kime gideyim? Kime görüneyim? Tevekküle bakar mısın? Hasta yatan bunu kim söyleyebilir? Sandığımı getirin diyor. İçinde bir tane kase var sandığında. O kasede Resulullah Aleyhisselam'ın yüzlerce kez su içtiğine şahit oldum diyor. O yüzden kendi de o kaseyi kullanıyor. Bir tane çubuk getiriyor sopa. Bu ne istiyorlar? Bir gün böyle böyle Resulullah mutlu oldu. Bana verecek hediye alıyordu. Bulamadı da yerde bu çubuğu, bu sopayı bana verdi. O yüzden beni kefenlerken göğsümün, döşümün ortasına bu çubuğu da koyun. Bu Resulullah'ın hediyesidir. Ben hayret onunla gideyim diyor. Bir de getirdiği sandıktan bir tane Resulullah'ın sakalı şerifi çıkıyor. Bu nedir ya diyorlar? O da Resulullah'ın sakalı şerifidir. Onu da dilimin altına koyun. Öyle gömmeyin diyor. Ben olsam dil altı yapımı arardım yani açıkçası. Nasıl bir muhabbet? Anlamak zor. Tam vefat evresinde taleben Muhammed bin Sirin. Onu çağırın, benim cenaze namazımı okuldursun diyor. Muhammed bin Sirin nerede o esnada? Hapishanede. Zor duruma düşmüş, geçinmek için ticaret yapma kararı veriyor. Zarurata düşüyor. Gidiyor, yağ alıyor, ticaret yapıyor. Bir bakıyor ki yağın hepsi bozuk. Bana satan adama bunları iade etsem niyetini anlıyor. Bu yağları geri kullanacak diyor. Ben satsam zaten satmam diyor. Yağların hepsini döküyor, borcunu da ödeyemiyor. Öyle olunca Adam şikayetçi oluyor, borcunu ödeyemediğinden dolayı Muhammed Misri'ni hapse atıyorlar. Daha sonra Enes bir Mali'nin vasiyeti geliyor. Benim cenaze namazımı Muhammed Misri'nin kıldırsın diye. Gidiyorlar yanına, ya İman böyle böyle bir durum var. Yağları aldığım adam, haklı olduğumu kabul edip rıza göstermedikten sonra ben buradan çıkmayacağım diyor. Çıkayım davası yok, iffet davası var. Zühd nedir, vera nedir? Gördük mü bunları? Daha sonra karşı taraftan geliyor haber. Muhammed Besir'in çıkıp cenaze namazını kıldırıyor. Diyor ki Enes bin Malik, Resulullah'tan çok hadis rivayet ettim. Yani Enes sen riayet de ettin. Resulullah'tan çok hadis rivayet ettim. Ama biri var ki her an aklımdaydı. Sevbandan da bildiğiniz hadis. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ya Rab bizi bu ikrar ile haşret. Subhaneke la ilme illa men lam hakim ve ahiru davana lilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha